Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadislere de aittiler ki likulli nabiyyin rafiqun ve rafiqu fil cenne Uthman ibn Affan dediler. Yani aittiler ki her bitta peygamberni cennette özüne hamrohi bo'ladi. Rafiqi dosti bo'ladi, birga yuradigan hamrohi bo'ladi dediler. Albatta mening hamrohim Usmon ibn Affondir dediler. Bu ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yine bitti başaratları bo'lyapti. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın cenneti ikenliklerine işare bo'lyapti. Bu zatın yine bir araşındaki faziletlerden bittiler. Farişteler hem hayal kılgın zat. Ayşe radıyallahu anh'a anamızdan hadis geledi. Hadiste anamız şunu dediler ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim hanadandaydılar. Yani Ayşe anamızın hanelerdeydiler. Hanelerde yan başlayan halette durardılar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh geldiler. Ayşe anamızın ataları, sahabelerinin efzeli geldiler de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurlarına sohbetleştiği için girdiler. Girgenlerde de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yan başlayan haletlerde sohbetleşirdiler. Gelin dediler, kütüldüler. Hani şu sohbet, yan başlayan haletlerde kütüb alıp, yan başlayan halette sohbetleşip oturdular. Birazdan sonra işi takılladı. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh'a girip geldiler. Yani o şey yan başlayan haletlere de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kütüb aldılar. O zat bilen hem sohbetleşip oturdular. Üçüncü maratab eşik takılladı. İzin verdiler. Hazreti Osman radıyallahu anh'a girdiler. Kirgenlerden keyin yan başlayan haletlerden oturdular da çünkü çıkıp oturup özlerinin haletlerini oğunup Hazreti Osman radıyallahu anh'a bilen sohbetleşip onlarını küzettiler. Hemenlerini küzettiler. Şimdi bu halatını küzetip duruyen Ayşe anamız ettiler ki ya Resulallah sizden bir neyse sorasam ha sorayım dedi. Ettiler ki atam kirdi. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'a kirdi. Sahabelerde insanların en efzeli bugün zat kirdi. Siz yan başlayan halette kütüb aldınız, yan başlayan halette sohbetleştiniz. Ömer kirdi. O zatını hem yan başlayan halette kütüb aldınız, yan başlayan halette sohbetleştiniz. Osman kirip geldi. Yan başlayan haletten özünüzün haletinde onayızdı, oturup aldınız. Ve aynen şu halette sohbetleştiniz. Böyle bahisi ne meyledi soradılar. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Ala estahyi min raculin tahtahyi minhul melaike Melaikeler, ferişteler hayakıgen zattan min hayakımeyim mi dediler. Bu Osman şunu diye zat ki bunun kirişliği de men insan eken ben, men beşer eken ben ferişteler hayakıladı bundan dediler. Ferişteler hayakıladığın zattan min hayakımeyim mi dediler. Bana şu faziletlerin şerhede geledi ki Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hayalikleri, haya fazileti barası da geledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıldılar. İnne likulli dinin hulukun. Her bitti dinin özünü hulku var dediler. Özünü Allah'ı körse tutturuyorken emeli var dediler. İslam dininin hulku ise hayadır dediler. Hayadır dediler. Bundan ko'rinadigan ma'no nima desa, bu hayo shunday amal ekanki, har bitta inson, yoshi katta ham, yoshi kichkina ham, erkak ham, ayol ham hayo qilishligi lozim bo'lgan amal dedilar. Bizdagi dinimizni ko'rsatadigan xulq, bizdagi dinimizni ko'rsatadigan amal mana shu hayo dedilar. Hayo dedilar. Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurlarına bir sahabelerden birileri vardılar da Ya Resulallah, beni avratım kandı. Katten kaysi cahaya geçse avrat. Ben kandı muamele de buluştuğum gerek. Oz avratım nispeten dediler. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem avratını düşündürdüler. Avratı hafifesini ve galizesini düşündürdüler. Bana şu halet avrat. Ana şunge nezer düştü giden Özünü ihtiyat kıyın dediler. Haya kıyın dediler. Şimdi uzat ettiler ki Ya Resulallah ve halen ki özüm yalnız olsam dediler. Özüm yalnız olsam kaynak asıge nezer düştü giden ihtiyat kılamam. Yalnız bugün vaktimde bu azalarım meneş etilingen, zikir kılingen caylar açık duruşluge peki özümü nezer kılıçligim dürüst bu muydu mi? Ve halen ki yalnız olsam hiçbir insan bu mese başı insanın nezere düşmese deseler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Allah Teala haklı zat dediler. Allah Teala bendelerden de göre haklı zat dediler. Hayal kılıçlığı için dediler.
sen yolg'izman demagin. Seni ana shu yolg'iz holatingni nazar qilib turgan Robbingni e'tiborini qilgin dedilar. Allohdan hayo qilgin dedilar. Hayo qilishligida eng haqli zot bandalardan da ko'ra haqli zot bu Allohdir dedilar.